Önceki videolarda gördüğümüz üzere fotosentezi, ışığa bağımlı tepkimeler ve kalvin döngüsü olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Işığa bağımlı tepkimelerde ışık, su ile birlikte tepkimeye giren unsurlardan biri. Burada suyun tepkimenin elektron kaynağı olduğunu göreceğiz. Bu tepkime sonucunda ATP ve NADPH olarak enerji açığa çıkar. Tepkimenin yan ürünü de oksijen molekülü. Oksijen oldukça önemli biliyorsunuz. O olmadan yaşayamayız. ATP ile NADPH karbondioksit ile birlikte kalvin döngüsünde kullanılır ve şeker sentezlenir. Bu videoda ışığa bağımlı tepkimeler konusunu işleyeceğiz. Ve bu tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Hatta bu konuda bize yardımcı olması için de bir tilakoid zara yakından bakacağız. Bakın bu gösterdiğim bir tilakoid. Tilakoidler Kloroplastın içinde bulunur. Tilakoit'in zarını biraz daha yakından incelersek biyoloji derslerinde gördüğümüz pek çok zar gibi onun yapısının da çift katlı fosfolipit olduğunu görürüz. İlk bakışta bu şekil size çok karmaşık gelebilir ki aslında karmaşıktır da. Biyoloji kitaplarında benzeri şekillerle sık sık karşılaşırsınız. Proteinler, moleküller ve alengirli isimleri olan bir yığın karmaşık yapı gözünüzü korkutur. Ama şimdi size burada neler olduğunu oldukça anlaşılır bir şekilde anlatacağım, ve açıklayacağım. Umarım hemen kavrarsınız. Evet. Elimizde enerji kaynağı olan ışığımız var. Işıktaki fotonlar ya doğrudan ya da dolaylı olarak elektronları uyarır. Uyarılan elektronlar yüksek enerji seviyesinde bir molekülden diğerine ilerler ve daha düşük enerji seviyesine geçerler. Elektronların düşük enerji seviyesine inmeleri aslında bize tepkimenin kendiliğinden gerçekleştiğini yani spontan olduğunu gösteriyor. Yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine inen elektronlar gittikçe daha rahat bir hale gelir. Elektronların yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine indirgenirken açığa çıkan enerjinin bir bölümü hidrojen iyonlarının hücre zarını geçmesi işleminde kullanılır. Hücre zarının dışından yani stromadan gelip tilakoid boşluğu geçerek hücre zarını aşarlar. İyi de bu ne anlama geliyor? Hidrojen iyonunun içerideki derişimi ile dışarıdaki derişimi farklı. Dolayısıyla burada bir ne oluyor? Derişim farkı oluşuyor. İçerideki derişim dışarıdaki derişimden fazla. Derişimdeki bu fark sentezlenme yoluyla ATP üretimini tetikler çünkü hidrojen iyonları tekrar hücrenin dışına çıkarak derişim farkını azaltmak isterler. Hidrojen iyonları ATP sentezlenmesi işlemi sayesinde hücre zarının dışına çıktıkça fosfat grupları ADP'ye bağlanır ve ATP üretilir. Bunu şöyle gösterebiliriz. Bu işlem sonucunda bir hidrojen iyonu farkı oluşur. Yani burada oluşan H artı derişimi farkından faydalanılarak ATP üretilir. Işığa bağımlı tepkimelerin bu gördüğünüz bölümünde gerçekleşen elektronların yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçmesi olayı hidrojen iyonu derişimi farkına etki eden tek neden değil. Şimdi şu soruyu soralım. Bu elektron indirgendiğinde yani bir düşük seviyeye geçtiğinde onun yerine ne gelir? Elektronun seviye değiştirmesini sağlayan şey P680 adı verilen bir klorofil A türü. P680'in başındaki P pigment demek. 680 de 680 nanometreyi gösteriyor. 680 nanometre bu klorofilin en iyi soğurduğu ışık dalga boyu. P680'in adı yazılırken hemen ardından bir yıldız geldiğini görürsünüz. Bu, uyarılmış bir elektrona sahip olduğu anlamına gelir. Klorofil bu elektronu verdiğinde artı yüklü hale gelir. Yani P680 artı olarak yazılır. Artı ile yazılan ve P680 iyonu diyebileceğimiz bu P680 aslında çok kuvvetli bir oksitleyici yani yükseltgendir biyolojik sistemlerde bulunan en kuvvetlisi olmasa bile kuvvetli yükseltgen maddelerden biridir. Bu nedenle de çevresinden elektron almayı çok sever. Bu örnekte P680 iyonunun çevresinde bulunan ve elektronunu alabileceği şey de eski dostumuz su. P680 o kadar kuvvetli bir yükseltgendir ki sudaki oksijeni bile yükseltgeyebilir. Burada bir şey eklememe izin verin. Yükseltgenme anlamına gelen oksitleme kelimesi adını oksijenden almıştır. Çünkü oksijen çok kuvvetli bir yükseltgendir. Elektronegatifliği çok yüksektir. Hatta oksijen için doğal oksitleyici yani doğal yükseltgen diyebiliriz. P680 artı sudaki elektronları tuttuğunda suda moleküllerine ayrılır. Sonuç olarak elimizde oksijen ve hidrojen iyonları kalır. Oluşan bu hidrojen iyonları da içerideki hidrojen iyonu derişimini arttırır. Videonun başında tepkime sonucu yan ürün olarak oksijen elde ettiğimizi söylemiştik. İşte oksijeni elde ettiğimiz yer burası. Burada bir tane oksijen molekülünün yarısı var. Bu işlem iki kez gerçekleşirse elimizde bir adet oksijen molekülü olur. Şu ana dek oksijenin nasıl üretildiğinden söz ettik. ATP'nin nasıl üretildiğinden söz ettik. Peki ya NADPH? Bu işlemler fotosistem 2'de başlamıştı. Madem işlemlerin başladığı yer orası adında neden 2 var diyebilirsiniz. Bu devam filmi mi arkadaş? Adı 1 olması lazım diyebilirsiniz. Nedeni bunun keşfedilen ikinci fotosistem olmasıdır. Bir saniye baştan alalım ve fotosistem ne ona bakalım. Fotosistemler çeşitli proteinlerin ve moleküllerin bir karışımıdır. Özellikle fotosistemler ışığa duyarlı klorofiller ve pigment molekülleri içerir. Sahip oldukları elektronlar ışık tarafından çok kolay uyarılır ve enerjiyi P680 klorofil A çiftine aktarırlar. Ardından P680'deki elektron uyarılır ve elektron alıcı moleküle aktarılır. Elektron giderek daha düşük enerji seviyelerine doğru ilerler ve hidrojen iyonları hücre zarından geçer. Ancak ışığa bağımlı tepkimeler bu anlattıklarımda bitmiyor. Bir elektron fotosistem 1'e de ulaşabilir. Peki ona neden fotosistem 1 denmiş? Çünkü kendisi ilk keşfedilen fotosistemdir. Fotosistem 1'de P-700 adı verilen başka bir klorofil A çifti bulunur. Adının P-700 olmasının nedeni, en iyi soğurduğu ışığın 700 nanometre dalga boyundaki ışık olmasıdır. Burada da benzer bir işlem gerçekleşir. Işık doğrudan veya dolaylı olarak buradaki elektronu uyarır. Bu elektron da bir molekülden diğerine geçip daha düşük enerji seviyelerine inerken, NADP artının NADPH'a indirgenmesinde kullanılır. NADPH da işte buradan geliyor. P700 elektronunu verince elektron almak ister. Elektron ihtiyacını daha düşük enerji seviyelerine ilerleyen, yani fotosistem 2'den yola çıkan elektronlardan birini alarak karşılar. O yüzden bu çizimle sık sık karşılaşırız. Işık girer, elektron uyarılır, düşük enerji seviyelerine doğru ilerler. Bunlar gerçekleşirken, Elektron bir molekülden diğerine enzimler tarafından kolaylaştırılan bir şekilde aktarılır. Enerjinin bir bölümü, hidrojen iyonlarının tilakoid zardan geçirilmesinde, içeri alınmasında kullanılır. Ardından fotosistem 1'de bir diğer uyarılma işlemi daha gerçekleşir. Uyarılan P700, düşük enerji seviyelerine ilerleyen elektronu yakalar. Bu elektron da bir molekülden diğerine ilerleyerek NADP artıyı NADPH'a dönüştürmek için gereken enerjiyi sağlar. Burada bilmemiz gereken şey, Hidrojen iyonu derişiminin içeride artması ATP sentezlenmesi için gereken enerjiyi sağlar. Bu nasıl olur? Bu ADP'ye bir fosfat bağlanarak ATP üretilmesi sayesinde olur. İlk başta özet olarak yazdığımız şeyler işte böyle oluşur. Unutmayalım, tabii ki oluşan bir diğer üründe oksijendi. Evet, tüm bu anlatılanları, tepkimeye giren unsurların fiziksel gösterimlerinin yol açtığı karmaşıklıktan kurtulup enerjinin aktarılması diye bir çizimle anlatmak istersek şöyle bir çizim kullanabiliriz. Işığın sahip olduğu enerji buradan giriyor, elektronları uyarıyor. P680 bir elektron verdiğinde eksilen elektronu bir an önce deliler gibi tamamlamak istiyor. Eksik elektronu da hemen sudan alıyor. Elektron düşük enerji seviyelerine geçtikçe, gittikçe yani kendi elektronunu vermiş olan P700 tarafından yakalanıyor. Işık enerjisi tarafından uyarılan P700'deki elektron, bir molekülden diğerine aktarılarak NADPH'ın oluşması için gereken enerjiyi üretiyor. Bu gösterdiğim bölüm, yani elektronun yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine ilerlediği bu bölüm, hidrojen iyonlarının tilakoitin içine girmesi için gereken enerjinin üretildiği bölümdür. Umarım bu video size faydalı olmuştur.